Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ark Survival Evolved'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Saçların kusuruna bakmayın abi, yani saçım başım biraz dağınık. Bugün garip bir havadayım, yani hava buz gibi, götüm donuyor ama kısa kollu giyiyorum. Çok havalıyım dostum, lanet olsun. Babuşlar, bu bölümde maceramıza devam ediyoruz. En son biliyorsunuz küçük Yusuf'u, büyük Yusuf'u ve diğer aile üyelerini buraya getirmeyi başarmıştık. Hatta artık bir karno sahibiydik. Bu arada büyük Yusuf omzumdan inmeyi başardı abi nihayet. Küçük Yusuf nerede bilmiyorum şu an. Ha, küçük Yusuf burada. Muhtemelen dodoları ısırmak istiyor ama evcil olduğundan dolayı pek ses etmiyor. Şimdi büyük Yusuf'u da buraya getireceğim. Çünkü yanıma aldığında gidiyor millete saldırıyor, bir şeyler yapıyor falan, pek hoş olmuyor. Gel bakalım Yusuf. Yusuf'un yemeği var mı ya? Yusuf'a yemek verdiydim herhalde. Gel bakalım. Böyle papağan gibi omzuma asmak pek hoşuma gitmedi açıkçası ya. Otur kanka. Uygun bulduğum bir yere otur Yusuf'um. Heh. He oğlum, yavaş, sakin sakin. Ha, kardeşinin yanına gitti işte. Küçük Yusuf, büyük Yusuf. Adını büyük Yusuf olarak değiştirsem mi acaba ya? Dur. Büyük Yusuf olarak değiştireceğim. Bu arada biz burada oyalanırken Mustafa amca can çekişiyor olabilir. Minik bir Mustafa amca oralarda gözyaşı döküyor olabilir. Hemen çimento falan yapmaya çalışacağız. Ki kartal eğri yapabilelim. Biliyorsunuz çünkü Mustafa amcayı kaybettik geçen bölüm. Pelin suyu buraya getirelim derken. Bu arada umarım seri hoşunuza gidiyordur ya. Çünkü ben hani dinozorlara isim vermekten falan muazzam keyif alıyorum ve evin oralarda sanki bir yırtıcı var gibi. Evin oralarda yürüyen büyük bir şey gördüm ama ne olduğunu bilmiyorum. Belki de yeterince büyük değildir. Bir sanki bir parasaur gibi. Aynen, basit bir parasaurmuş abi. Basit bir parasaur. Kıyafetlerim hasar almasın diye şunların kafaya böyle okla dıbık diye çakıp bayıltacağım kaplumbağayı ve bayılttıktan sonra bak bayılmak üzere. Baygınlığı dolmak üzere. Neyse, baygınlığı dolmasa da bana saldıramayacaktır muhtemelen. Kılıçla şu arkadaşı bir keseyim. Çünkü çimento yapmak için keratine ihtiyacımız var arkadaşlar ve galiba o bizim kartal şeysi bayağı bir keratin istiyordu. Yani 10 tane çimento istiyor. 10 tane çimento içinde yüklü miktarda keratin toplamaya ihtiyacım var açıkçası. Ve bu işlemi yaparken gidip kaplumbağayla birebir vs atmak yerine bir tane tüf tüfü çekeceğim ağzının ortasına. O baygınlık geçirirken gidip kılıçla salamuraya çevireceğim kendisini. Bakalım abi, kendi adamla da arıyorum. Eğer'le gitmek istiyorum çünkü yine Mustafa amcayı almaya gittiğimizde eminim ki kaybolacak. Ve bir de akrebimiz var abi. Akrebimizi de henüz buraya getiremedik. Ona bir isim de veremedik henüz. Akrep 2 bölümdür, 3 bölümdür. O adada duruyor. Kim bilir başına neler gelmiştir. Yaşıyor mu, ölü mü? Hiçbir fikrim yok. Bu arada adanın bu kısımlarını gerçekten leş etmişiz abi. Yani ne bir dinozor var, ne kesilecek doğru düzgün ağaç var. Hani hasat yapılabilecek, böyle ne bileyim lif toplanabilecek şeyler mevcut da onun dışında pek bir şey mevcut değil. Ve keşke böyle arkta uçma mevzusu gibi bir şey olsa abi. Yani dinozorlarla uçabiliyorsun da. Elektrik bile üretiyoruz lan, yani niye bir kanat craftlayamıyorum ben. Trike'lardan da çıkıyordu galiba. Şöyle bir tane bayılması adına atalım. Direkt düştü mü lan? Yani istediğim keratini alamadım ama olsun abi, olsun. Buralar yalnız harbiden bitmiş ya. Adanın bir diğer kısımlarına doğru gideyim abi. Buralar bitmiş. Ben buralardan keratin meratin bulamam. Hızlıca şöyle koşalım. Bir yandan yemek yiyelim. Bir yandan suyumuzu içelim. Suyumu da fullleyeceğim zaten birazdan. Aile gitgide büyüyor ve gelişiyor. Önümde dodo spawn oldu. Ne güzel. Şuradan şöyle bir su dolduralım. Adanın öteki kısmına doğru gideceğim abi. Çünkü keratinim yok. Ya bu keratin için ne yapmam gerekiyor? Gerçekten keratin bulması inanılmaz derecede sıkıntı haline gelmeye başladı artık. Benim sunu haber canım. İyisindir umarım. Ya seni kısırlaştırdığım için gerçekten özür dilerim. Acaba o işlemi geri alabiliyor muyuz? Seçenek. Evet. Zaten kısır. Belli bir ölçüde pişmanlık duyuyorum canım. Belli bir ölçüde ama. Yani gelip sen orada kurtuluş yemeseydin sıkıntı olmayacaktı, anladın? Orada kurtuluşu yediğin için oldu. Özür dilerim yani. Milletin çükünü kesmek gibi alışkanlıklarım yok ki, sen dişisin.
Yani tam kurtulacağız böyle. Kurtuluşun anahtarını bulacağız. Pterodon Air'i yapacağız. Oradan geliyor, öldürüyor falan yani. Hiç o şeyler değil abi. Yok mu burada sağda solda bir yerde kaplumbağa falan ya? Adada benim dinozorlarım dışında dinozor kalmadı sanırım. Yani şu an abi Ergeç o kartal eğerini yapacağım, anlıyor musun? Mustafa amcayı salsak bile başka bir tane kartal buluruz yani. Başka bir tane kartal evcilleştiririz. O çimento illa lazım olacak. O yüzden kasıyorum ben şu an. Ama sanki bizim ada bundan biraz muzdarip gibi abi. Yani adanın... At sesi çıkıyor lan maymundan. Bildiğim maymundan at sesi çıkıyor lan. Ben de sese duydum yani. Normalde ben pek ses kasamam. Kulaklar pek iyi duymaz da. Sese durdum abi. Kardeş ne yapıyorsun? Maymundan niye at sesi çıkıyor? Evet. Adanın zibilyon metre uzağına geldiğimiz zaman bir tane trike bulabiliyormuşuz efendim. Vallahi koşarken sıçtığıma inanamıyorum ben de. Selam. Pıt. Devrilmiyor musun? Bayıl. O kadar boşa harcıyorum ki şu an narkoları. İki keratin veriyor aslında. Yapmasam daha mı iyi sanki? Yani iki tanecik keratin için. Artık trike kesmesem mi acaba? Çünkü iki tanecik keratin abi. Neyse, en azından et kasıyoruz diye mi düşüneyim? Bardağın dolu tarafını mı göreyim bilmiyorum da. Şu an ben bir bardak bile göremiyorum abi. Yok lan, ortalıkta şey yok arkadaş. Abi dinozor yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Adada dinozor yok. Keratin bile vermedi. Kılıçla iyi dalıyorum ha. Abi keratin için kaplumbağa lazım ya. Aha kaplumbağa. Şş, kaplumbağa. Gel gel dışarı çık gel. Gel dışarıda daha rahat ısırırsın. Dört keratin. Eyvallah. En azından keratin. Kılıcımın ve zırhımın aldığı hasarları da göz önünde bulunduraraktan 8 seviye mi? Güzel, en azından keratin. Ya sen ne yapıyorsun deli? Deli bok ya küçük çampiler. Evet efendim. Adanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ya buradan sonrası neresi tam olarak bilememekteyim ama. Evet, buradan içerisi şey, buralarda megalodon falan var. Buraya girmesem çok daha iyiydi. Buralarda megalodon falan var. Abi şu an tüm zırhı, kıyafeti falan filan hiç edebilirim ya. Buralarda megalodon var, çok tehlikeli. Ayrıca staminam da bitebilir. O kadar hareket hızım var benim. Suda da jet ski gibi gitmem gerektiğimi düşünüyorum ama. Evet abi, evin oraya çıktık ve sonuç bu. Boş. Adada adam yok adada. Adada adam yok yani, keratin elde edebileceğim dinozor yok adada be. Vallahi adada dinozor yok hocam. Şu karşı taraflara falan pek bakmadım da abi, adadaki dinozor nüfusunu tükettiğime gerçekten inanamıyorum ya. Hani gerçekten inanamıyorum abi, adada dinozor yok ya. Spawn olmuyor mu abi dinozorlar? Soylarını mı kuruttum? Böyle kendimi kötü hissederim ben. Ya aslına bakarsan kendimi hiç kötü hissetmiyorum da. Soylarını da kurutmayalım canım. Ayıp ya. Geçen buralarda bir yerlerde bir tane raptor bayıltıydım. O hala burada mı? Önümden bir dinozor geçti sanki.
Ve şu taraflara sanki daha önce gitmemişim gibi hissediyorum. Çünkü belli yani hani odunlar falan duruyor, demir kaynakları duruyor. Aynen ben bu tarafa daha önce pek girmemişim. Çok diplerden de gitmemek lazım aslında. Böyle yere pıtık diye yapışabilirim. O biraz tehlikeli. Ya bu arada gerçekten arkanın atmosferi falan mükemmel ya. Kardeş sen ne yapıyorsun burada? Ben geçen senin gibi bir şeyi de evcilleştirmeye çalıştıydım ama pek başarılı olamadıydım. Hatırlıyorum kanka. Şimşek çaktı. Yine yağmur mu yağacak? Evet. Yağmur diye böyle gözümün önüne bakmadan gidersem. Dinozorları bilmem ama ben çok yaşamam abi. Özet başka bir adaya gitmek zorundayız öyle mi? Çünkü 10 tane çimento çıkmaz bu kadar keratinden. Ya kaplumbağa lazım ve şu an adada kaplumbağa yok abi. Kaplumbağa nüfusunu tüketmiş vaziyetteyiz. Kahve soğuyunca hiç içilmiyor ya. İçilecek bir tadı kalmıyor böyle. Soğuyunca bütün esprisi ortadan kayboluyor. Aha birileri var orada, bir şeyler var. Dodo mu? Dodo için mi bu kadar heyecan yaptım? Artık eve dönerim ya. Artık eve dönerim abi. Anladım, bizim ada bitmiş. Bizim adada benim dinozorlar dışında yaşayan canlı türü kalmamış ya. En temizini söylüyorum. Pteradon'u alacağız. Gideceğiz. Sağdaki soldaki adalardan bir şeyler toplayacağız. Şimdi ben şu yemekleri Eray'ın içerisine koyayım. Etleri. Oley be. Derileri ver. Şimdi fazla ağırlıkla gitmemem lazım. Derileri buraya koyalım. Bir tek keratinleri üstüme koyacağım. Burada keratin var mıymış? Varmış. Hanimiş keratin? 6 tane. 6 tanecik keratin. 31 keratin. Başka ne kadar keratinimiz var bizim? Galiba 7 tane istiyordu bir tane çimento için. Yani 70 tane falan keratine ihtiyacım var. 6'da burada 37. Aa 4 tane istiyor. 40. 3 tane daha keratin lazım. Ve taş istiyor. Taş da lazım. Taş buluruz. Taş kolay. Ben taşı alıyorum. Zibilyon tane taşım var anasını satayım. Alıyorum alıyorum geri atıyorum. Alıyorum alıyorum geri atıyorum. Taş kolay. Taş bulunur. Ben 3 tane keratini nereden bulacağım? O 3 tane keratini bulması mesele işte. Abi hemen şu karşıdaki adaya inerim. Pteradon'la giderim. Karşıdaki adada çünkü ayı gibi kaplumbağa vardı diye hatırlıyorum. Gider kaplumbağaları keserim. Keratini yaparım. Buradan Mustafa amcayı kurtaracak güce erişmiş oluruz. Ya Fadime iyisin hoşsun da. Kalk bakayım kızım. İyisin hoşsunuz da çok az ağırlık taşıyor biliyorsunuz be. Oy oyun bir kasta bir şeyler oldu. Aman diyeyim. Hocam. Selamün aleyküm. Bu adada kaplumbağa var dediler. Dodo var. Ben bu adadan Bardoksi falan da aldıydım hatırlıyorum. Ağaç, börtü, böcek, çalı, çimen. Dinozor? Dinozor yok. Tamam bu bahsettiğimiz şey o kadar çabuk kavuşamayacağımızın bir göstergesi ama vazgeçeceğimiz anlamına gelmez tabii ki. Bronto'ya falan hiç dalasım yok. Zaten Fadime'nin demeyici yok. Trike'lar var, kaplumbağalar var. Bir şekilde buluruz be. Selamün aleyküm. Aha 9 keratin buradan. 10 numara. Şeyin başına bir iş gelir mi acaba Fadime'nin? Fadime'nin başına bir iş gelirse eve kadar yürümek zorunda kalırım çünkü. Ha, eve kadar yürümekte bir problemim olduğundan değil de.
Gerek yok öyle bir şeye. Bir tane daha kaplumbağa var. Aç gözlülük etme ya, salla. Aç gözlülük etme, direkt eve gidelim. Eğri yapalım. Eğri yaptıktan sonra gidip direkt Mustafa amcayı kurtaralım. Sonra daha akrebi almaya gideceğiz zaten. Dünya kadar işimiz var abi. Fadime gel kızım, bitti burada işimiz. Yürü bakalım. Aç bakayım envanterini. Al. Yemek. Yürü bakayım yavrum. Şimdi keratinlerle eğer yapacağız ve eğer yaptıktan sonra da gidip kartalı alacağız. Bizim Mustafa amcanın nerede kaldı bilmiyorum ya. Muhtemelen şu ilerki adalarda bir yerde. Oraya tabii yine Fadime ile gideceğiz abi. Umarım Fadime görebilir Mustafa'yı. Yani Fadime ile giderken Mustafa amcanın izine rastlayabiliriz. Ve benim adada biraz daha az hayvan öldürmem lazım. Bunu anladım. Lan nasıl hayvan şey yaptıysam, nasıl dinozor öldürdüysem adada dinozor kalmamış be. Merhaba, taşıma hizmeti için teşekkürler. Eray, Eray, koca burunlu Eray, bir müsaade et. Abi yürü şimdi. Keratinimizi elde ettik. 10 tane çimento. 10 tane çimentodan sonra zaten kilidi açılır. Eğerini yaparız, gider Mustafa amcayı alır, geliriz abi. Deriler de burada kalsın şimdilik. 10 tane baba, 10. Oley be. 10 tane çimento be. Şimdi Mustafa amca nerelerde kaldı? Yani nerede unuttuk Mustafa amcayı, onu hatırlamaya çalışıyorum. Şu haritadan bir bakalım. Abi ben videoda izledim. Geçtiğimiz videoları ben oturdum izledim. Hani Mustafa amcayı nerede bıraktık acaba? Nerede kayboldu diye. Pelin suyla beraber bir su geçiyoruz ya abi. Ha işte. O sulak alanı, hani minik bir sulak alan geçtik. Çok fazla mesafesi yoktu. Taş çatlasa işte buradan diğer adaya kadardı. O sulak alanından geçerken orada Mustafa amcanın olmadığını... Pardon abi. Orada Mustafa amcanın olmadığını fark ettim. Yani Mustafa amca o dere gibi şeyi geçerken aramızdan ayrılmış vaziyetteydi zaten. Yani daha gerilere bakacağız anlamına geliyor bu. Merhaba. Alabilir miyim 10 tane şeyi? Eyvallah. 100'er tane barutu da alalım abi. İleride mermi yapmaya yarar ki başka barut yapan yer yoktu galiba. Şöyle şu barutu da alayım. Al baba barut, çimento. Şimdi bana eğerlere gel. Akura eğri mi neydi işte? A ile başlayan bir şeydi ya. Eğerlere gelsene kanka. 10 tane çimento istiyordu işte. Çimento isteyen bir şey. Ha bu. Şu alttaki mi? 45 çimento harcı mı? Ulan Spino için 45 tane çimento harcı gerekiyormuş. Vay anam baban kemiğine. Mageterum ne bilmiyorum. Onun için de deli divane çimento harcı gerekiyormuş. Castro Mastro Allah. Kardeş 10 tane çimento istediğine emin miyiz ya? Benim gözler mi yanlış gördü acaba? Platform. Panzer eğri. Gamilius. Destosteros. Abi bir saniye ya. Engramlardan bakacağım. Akü desem ya. Akü muydu neydi? Abi eğerlerden bakabilir miyiz ya? A ile başlayan bir şeydi de işte hatırlayamıyorum eğeri. Ainklo eğeri miydi acaba? Yok abi Ainklo eğeri olamaz. Ainklo eğri değil. Kuşun adını da hatırlamadığım için Barnoxy'den falan üst kademedir diye tahmin ediyorum. Artporia. Artoporia. Obsidian mı istiyor? Abi hiçbir şey hatırlamıyorum şu an ya. Ha? Argentavis galiba. Argentavis olabilir mi? Argentavis'e binmek için. Argentavis'ti galiba ya. O şeyler. Argentavis'in de yanında nasıl bir dinozor olduğunu göstersene kardeş ya. Mustafa amcayı alalım gelelim, yavaş yavaş süreceğiz artık, yapacak bir şey yok. Alalım gelelim de daha, çünkü akrebi almaya gideceğim abi. Yemin ediyorum kafam allak bullak oldu ya. Hani o şimdi obsidyen mobsidyen nasıl kazılıyor, nasıl elde ediliyor bilmiyorum çünkü böyle hani... Bazı eğerler için zaten adam bir tek, çok affedersin, götünü istemiyor. O nasıl bir materyal şeyi ya?
Bu nasıl bir materyal sınıfı ya? Şurası işte Kuru Kafa Adası. Şu ileride bir yerde bak, şu iki arada bir yerde kaybettik şeyi. Mustafa amcayı. O aralardan birinde kaybettik. Şu yukarıda duralım, bir mola verelim. Yer yön duygum çok zayıf bu arada. Görsel hafızam da ciddi anlamda kuvvetsiz. Ve ne zaman böyle bir olay olsa yağmur yağıyor abi. Ne zaman bir olay olsa yağmur yağıyor. Otur abi. İleride bir yerde kaybettik Mustafa amcayı. Ya mutlaka bütün önemli olaylarda yağmur yağıyor. Bu arada yağmur esnasında su içerseniz eğer kavanozu da doldurmuş oluyorsunuz abi. Kavanozunuzu doldurmuş oluyorsunuz. O çok güzel bir özellik. Yani yağmur yağarken susama durumunuz olmuyor. Şurada bir yerde tekrar mola vereceğim. Sinekler falan var. Umarım bela olmazlar. Hadi bakalım uç buradan. Şurada bir yerde unuttuk Mustafa amcayı ya. Aynen bak, buradan buraya geçerken şu tarafa geçtiğimizde Mustafa amcadan hiç iz yoktu. Yani buraların önünde bir yerde kayboldu kendisi. Bakalım onu nerede bulabileceğiz, ben de merak ediyorum. Mustafa amca. Uhu. Eve kadar böyle gideceğim senin için ya. Mustafa amca. Staminamın dolmasını bekliyorum da bir yandan. Yerde bir tane kaplumbağa var. Terliyorsun, en kısa sürede serin bir yer bul. Oldu oldu, uğraşırım onlarla. Mustafa amcayı nerede kaybettik ya? Buranın ilerisinde de olmayabilir. Yani Mustafa amca şu an buralarda bir yerlerde abi. Buralarda bir yerlerde. Bir de görebilsem Bronto'nun burada vardı sanki ya. Şuradan karşıya geçişte kayboldu işte eleman. Pelin suyu takip et dediydim. Pelin suyu takip et dediğim için acaba onu mu takip ediyor şu an? Yani bir süre sonra evde mi bulacağım onu, ben de bilmiyorum. Buraları geçtiğimizde var mıydı Mustafa amca ya? Şuralarda olmadığına eminim de buraları geçtiğimizde var mıydı onu hatırlamıyorum ya. En son yine burada bir yerde rastladıydık ona. Eve getirirken yine bir yerde kayboldu o müptezel ya. Hep aynı şeyi yapıyor arkadaş. Hep aynı şeyi yapıyor. Ya burası zaten bizim ilk oturduğumuz yer. Acaba ilk oturduğumuz yerde mi ya? Yok yani ilk oturduğumuz yerde olacağını da zannetmiyorum da. Abi büyük Yusuf, küçük Yusuf, herkes evde, bir tek Mustafa amcayı bulamıyoruz ya. Mustafa amca sıkıntılı çar abi. Bir daha kartal almaya gitmeyeceğim ya. Hayır yani sıkıntılı, gerçekten sıkıntılı. Aşağıda megalodon falan var, çok alçaktan uçmayalım. Şurayı da merak ediyorum ya. O kadar tuttuk tuttuk girmedik. O kadar baktık baktık girmedik. Kuru Kafa Mağarası. İçeride boss gibi bir şey mi var acaba? Ne var? Hazine sandığı falan mı var arkadaş? Lav akıyor. Görüyorum lavı. Değerli madenler falan mı var acaba? Obsidyen falan mı var? Kanka bir otursana şurada. Bir dur bakalım. Evet, obsidyen buradan kazılıyor. Ama obsidyenler ne kadar ağırlık yapıyor? O önemli. İkincisi de şey, ne kadar ağırlık yapıyor ve bizimki tartabilecek mi?
50 kilo ağırlık yapıyor abi. Bizim Pterodon tartamaz ki. Şunlar normal metaller, kristaller. Bilerek toplamıyorum. Tamam, içerinin de ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. En azından... Evet abi, en azından hareket etmiyor. En azından hareket edeydi keşke. Ne kadar obsidyen lazım olur ki? Lan bari 25 tane al. Abi 25 taneyi bile kolay kolay almadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ya. Obsidyen için buraya geleceğiz de buraya ağır taşıyabilen bir şeyle gelmem lazım benim. Bu arada o gözlerden niye ışık çıkıyor onu da merak ettim. Bir buranın en tepesine de çıkacağım. Hayırdır kardeş, gözlerde niye alev yanıyor? Zehirli gaz mı, toz mu, ne o? Tırtıllar falan, anam 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 anam, yılanlar falan var. Yılanlar tek tükürükte bütün kalkanını kırıyorlar diye biliyorum. Akrepler var. Akrepler değil de şu böceklerden sanki işimize yarayacak materyaller çıkabilir gibi hissediyorum. Böcekler falan var abi. Böcekleri hiç sevmem ya. Böcek dediğin zaman böyle inanılmaz ve her yerimi kaşıntı tutuyor. İnsek bunlarla vs atılır mı lan? Şurada otur bir mola ver. Yok abi, bunlarla ben vs atmaya falan inmem. Bok bok öleceğim ondan sonra yani. Fadime'ye bir şey olacak diye de korkacağım. Ya garanti veriyorum, bok bok ölürüm yani ben. Keşfedilebilecek o kadar çok yer var ki. Ben şuranın yukarılarına doğru gidiyorum abi. Keşfedilebilecek o kadar çok yer var ki. Eve bir şekilde döneriz ya. Şu an Mustafa amcayı saldım ve keşfetmek üzere yola koyuluyorum abi. Şu an kaşif babuş modumdayım. Ama sanki ora haritanın sonu ve ilerlemiyor gibi. İlerliyor mu lan? Ora haritanın sonu mu lan? Map'in sonu mu ora? Niye ilerleyemiyorum ben oraya? Oraya gitmiyor ya. Görüntü olsun diye yapmışlar. Ya açık dünyada ulaşamadığım bir yer olduğu zaman ben ayar oluyorum ama abi ya. Açık dünyada ulaşılmaz bir yer ne demek hocam ya? Açık dünya ve ulaşılmaz birbirlerine ne kadar zıt iki kelime. Şuraya otur bakayım. Otur otur. Ben de oraya gidilebiliyor diye seviniyorum. Ya diyorum ne güzel çizmişler arkadaş, acaba oralarda ne var falan filan böyle. Ben de kendi kendime sevindirik oluyorum anasını satayım. Meğer boş işmiş. Senin yemeğin ne kadar var yavrum? Oo yeter sana bu. Hadi gel gidelim. Abi Mustafa amcayı da bulamadık. Ben eve doğru dönüyorum ya. Peki şu şey ne? Oraya da bir gideceğim. Mustafa amcayı bulamadık bu arada ya. Karlı yerlerin şey olduğunu biliyorum işte. O karlı alanların. Bizim ev bu arada tam dik ilerisi. O karlı alanların kurtlar falan olduğunu biliyorum yani. Karlı alanlarda kurt falan avlamak için ideal yerler olduğunu biliyorum. Bu arada Karno'nun da Giga ile çarpışamayacağına eminim. O Giga oyunun muhtemelen en güçlü dinozoru ya. Oyunun en güçlü dinozoru hangisi bilmiyorum ama. Giga oyunun en güçlü dinozorlarından biri abi ve hani direkt benim karşıma çıkması. Mükemmel ya. Şu an şu boss odası gibi bir şey mi abi? Zindan gibi bir şey mi yani? İçeride dövüşmem gereken yaratıklar mı var? Dövüştükten sonra elde edeceğim güzel bir özellik var mı? Şey var mı? Onlar hep benim merak ettiğim sorular. Evet, FPS 10. Ama stamina doldurmak için mecbur oturmak zorundayım. S
Sakince staminamın dolmasını bekleyeceğim. Şu an 5 FPS alıyorum bilgisayarı göçmek üzere. Adanın bu kısmında inanılmaz bir sorun var. Hadi artık kurtulduk. Kurtulduk lan. Kurtulduk abi. Spino var burada. Şu kayanın üzerinde durup dinleneceğim. Abi bilmiyorum adanın iyi ki bu adaya yerleşmedim yani. Adanın şu kısmında inanılmaz bir problem var. İnanılmaz. Ya yani 3 FPS'e 5 FPS'e falan düşüyor yani hiç akıl kârı değil. Olması mümkün bir şey de değil yani. Şuraya doğru gideceğim ya. Şunun ne olduğunu merak ediyorum abi. Gerçekten oyun boyunca hiç o taraflara doğru gitmedim. Hiç yani benim gözüm şeyde olmadı. Aman çarpışayım bir şeyler yapayım falan filan kafasında olmadı. O yüzden bir gidip bakacağım. Ben yine sıfırlanmaya mı yelleniyorum herhalde ya? Ya bu adadaki yaratıklara buff mı veriyor, güç kuvvet mi veriyor, oraya uçarak çıkmam mı gerekiyor? Elektriksel bir alan var içeride. Boyutlar arası ışınlanma gibi bir şey mi bu? Ne bu? O kadar tehlikeli yaratıklar yok gibi. Aslan mı lan onlar? Aa bildiğin at falan var. Bunlardan bazıları yırtıcı mı lan? Hallettik yavrum, hallettik. Bu sokan böcekler ne ayak bilmiyorum ama hallettik. Boss terminali. Avcının eseri, devin eseri, obunun eseri, sürünün eseri, yabanın eseri falan filan. Sağ tıkla birini üret. Üretmem için bunlar mı lazım? Karakter yükle. Yok kanka karakterim yok benim artta. Yaratıklar, veriler, eşyalar. Anladım. Böyle belli başlı boss tarzı şeyleri avlayıp getirip bunlara hani eserlerini falan koymam lazım. İşte kahraman olduğunun göstergesi gibi bir şey diyor. Onunla gidip boss'la kapışmam lazım. Muhtemelen o boss var ya benim canımı okuyacak türden bir boss'tur ya. Buraya kadar gelmişim. Aileye yeni bir üye dahil etmeden gitmem. Aa şunlar var misal. Bunlar otobur belli. Sessiz sakin otoburlar. Raptor falan mı var lan adada? Eşekler falan var abi. At var bildiğim. Ben o atları istiyorum ya. Karno var. Minik bir karno. Karnoyu keseriz ya. Selamünaleyküm kardeş. Bildiğin at olduğunu tahmin ederekten bir tane sıkıyorum. Aa ki atsın zaten. Dıgıdık dur. Şşt dıgıdık. Ayıp ettin ama ya. Ayıp ettin ama dıgıdık ya. Ne yapıyorsun? Evet bu dıgıdıklar böyle eğitilmiyormuş abi. Öldüreyim bari. Aa post falan geldi lan. Güzel güzel post falan geldi. Nice. Halil gibi hantal şeyler bunlar da. Hani hantal yaratıklar.
Pek ellemeyeceğim o yüzden. Şunların ikisi de otobur. Hantal yaratık istemiyorum ya. At dıgıdık olsa iyi olurdu aslında. Ben bir dıgıdıkla binerim diye tahmin ediyordum ama. Al kanca et. Aa et. At bunları. Post dursun. Bunu da at. Bir at dıgıdıka binsem hoş olabilirdi ya. Bizim ev nerede? Bizim ev karşılarda bir yerde herhalde. Neyse dıgıdık eğitmek başka bir zamana kısmet demek ki. Bizim ev neresi? Aa ta şu karşısı abi. Burası da diğer adalar. Şu deli boklar çok hızlı koşuyor da ne olduklarını bilmiyorum onların ya. Bu arada obsidyen olduğu için elimde çok hızlı koşmuyor abi şey Fadime. Çok hızlı uçmuyor. Bebeğim yani obsidyenlerle alakalı sorunumuz varsa demek ki sende de et fazla demektir. Yiyebildiğini ya yiyemediğini at. Şu iki sıraya at bir bakayım. Gör bak nasıl rahatlayacağız. Sen şöyle ya. Siz nesiniz abi? Bak belli ki iş yapacak bir şey. Galimus. Galimus. Bayıl. Bayıl artık. Kill it mı? Bayılmaya karşı dirençli herhalde. Neyse abi. Neyse. Üzerimizde fazla ağırlık olup duruyor. Atıyorum ben şunları hemen binip gidiyorum evime ya. Bu arada Mustafa amcayı falan da saldım yani şu an. Şu an saldım abi. Şu an o adaya gidip akrebi nasıl kurtaracağım onu bilmiyorum abi. Akrebi almak için C'ye basılı tuttuğumda böyle hareketler yapıyor. Trike'ı alamam lan mesela. Şu Dodo'yu alabileceğim mi? Bence alması lazım ya. Yok ben bu yaratığı kaldırıp alma olayını çözemedim abi. Kaldırıp alma olayını çözemedim. Bu adada bu... Aaa şu birayla eğitilenler de bu adada. Fadime'nin yerini unutacağım ondan çekiniyorum ya. Direkt eve mi gitsem acaba yoksa... İş olmaz ya gel benimle. Adayı birazcık gezip dolaşmak istiyorum abi. Adayı birazcık keşfetmek istiyorum. Atlı gıdık var o atlı gıdığa binmek istiyorum. Bunun evcilleşmesi için bira gerekiyor. Biram yok. Allah'tan Fadime'nin hızı var ya. Gerçi Fadime damage vuramıyor, o çok kötü. Parasaurlar, brontolar. Ürktü galiba. O farklı uçan arkadaşı istemiştim ya. Güzel böceklermiş ya. Fadime'yi birazcık da yırtıcılık konusunda eğiteceğim. Neredesin yavrum? Fadime gel kızım. Al beni. Pterodon'un seviye atladı. Esah mı diyorsun? Vallahi biraz fiziksel hasar vursun ya. Etleri de bir yesin de canı fullensin. Vallahi bulamadım kimseyi ya. Yeni yaratıklar falan evcilleştirmek istiyorum da eve dönmeyi daha çok istiyorum sanırım.
Buranın dimdik karşısı bizim ev zaten ya. Şurada oturur biraz stamina toplar. Doğru eve gideriz ya. Bunlar raptorların bir alt türü galiba. Tamam, siz de çok münasebete girmeden. Hadi baba bize bay bay. Ben evime doğru gidiyorum. Ben Mustafa amcanın da götüne koyayım. Yani artık adam bıktırdı beni. O akrep oradan buraya nasıl gelecek acaba? Onu çok merak ediyorum ben şu anda. Ya akrebe binip Pteradon'u falan sürsem orada giga var abi. Bizi parçalar ya. Akreple falan hayatta kalma şansım hiç yok. O akrebi falan salacağız anlaşılan. Yapacak bir şey yok çünkü. Obsidyen buldum. Petrol buldum. Gelecek bölümlerde acaba birazcık teknoloji olayına mı girişsek? Bu arada burası bizim ada değil abi. Bu arada burası bizim ada değil. Yani bizim adanın göt kısmı falan olabilir belki, bilmiyorum. Ama bizim ada burası değil. Böyle bir yer hatırlıyorum ama bizim adanın arka kısmı falan mı lan bura acaba? Neyse, yürüyerek daha hızlı ulaşır anlarım abi. Evet, bura bizim ada ya. Aman. Adamlar orada şey halinde, böyle hani park edili halde. Diyorum ki bura bizim ada değil, bura bizim ada değil. Nasıl bizim ada değil? Bariz bir şekilde bizim ada. Gel bakalım. Otur şuraya. Otur Fadime. Gel otur. Dur şurada. Ben gideyim obsidyeni de yerine koyayım. Artık gelecek bölümlerde şu fabrika olayına falan girişiriz. Gerçi fabrika için galiba elektrik falan gerekecek. Elektrik nasıl üretiliyor hiç bilmiyorum. Salla çocuğu. Şuradan et falan da pişiririz şimdi. Karno'yu geliştireceğim de işte. Karno'yu geliştirecek pek fazla dinozorum yok. Şimdilik şu deriyle postu da buraya koyayım. Obsidyeni de koyayım buraya. Burada bayağı bir malzeme birikti. Petrol falan da var. Biz galiba yapılardan şeye girişebiliriz ya. Bira yapamam da. Üretim, fabrika. Abi 50 tane kıvılcım tozuyla 10 tane daha çimento yaparsam yüksek kaliteli eşyalar için fabrika üretebiliyorum ya. 10 tane daha çimento için benim keratin kasmam lazım. Keratin için karşıki adalara gitmek lazım. Halledeceğiz artık bir şekilde. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.